kez okula geliyorum ve de çok heyecanlıyım. Koronadan dolayı biraz endişemiz var. Öğretmenlerimize teslim edelim öğrencilerimizi. Pandemi süreci nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yılı yaklaşık 7 aylık bir sürenin ardından bugün anaokulu ve 1. sınıf öğrencileriyle yeniden başladı. Samsun'da olağanüstü tedbirler eşliğinde açılan okullarda minik öğrenciler ilk kez yüz yüze eğitim ile tanıştı. Heyecanımız tabii ki çok var. Heyecanlıyız, mutluyuz. Bir o kadar da korkumuz var, tedirginliğiz ama hayırlısıyla her şeyin üstesinden geleceğiz. El birliği. Dün gece nasıl uyudu çocuğunuz? Dün gece 1'de yattık, sabah 8'de kalktık. Geç kaldım anneciğim dedi, kusura bakma dedi. İyiyiz çok şükür. İnşallah bir şey, inşallah bir şey olur. Nasıl, heyecan var mı sende? Hadi bakalım. Ne düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Samsun'daki ilkokullara maskesiz veli ve öğrenci girişlerine izin verilmezken öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıra yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'na sizi davet ediyorum. Çok heyecanlıyız. İnşallah hijyen kurallarına uyarak güzel bir eğitim alırlar inşallah. Okulun ilk gününde bazı öğrenciler velilerinden ayrılmak istemeyerek gözyaşı döktü. Evet, çok güzel. Hoş geldiniz çocuklar. Annesi zorlamayalım. Annesi zorlamayalım. Zorlamayalım. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan velilere ise okul yönetimi tarafından uyarı yapıldı. Lütfen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi teslim edelim. Daha sonradan da okul bahçenin dışına çıkalım. Lütfen sosyal mesafemizi ve maskemizi takalım. Öğretmenlerimize teslim edelim öğrencilerimizi. Dışarıya çıkalım lütfen. Veliler okulların açılması nedeniyle heyecanlı olduklarını fakat bir o kadar da korktuklarını dile getirdi. Okul ekibi kendine düşeni yapacak. Aileler kendine düşeni yapacak. Dolayısıyla en asgari de mutlaka bir şeyler olacaktır. Minimum düzeyde tutarsak o bir kârdır. Korkuyor musunuz peki? Tabii bir aile büyüğü olarak korkuyoruz ve çekiniyoruz. İşte en çok korktuğumuz olay işte bu koronadan dolayı biraz endişemiz var. İnşallah bir sıkıntı olmadan süreci de geçiririz. Ya zor da olsa çocukları göndermek zorundayız. Çocuklar da istiyor. Artık her şey kader. Allah'ın dediği olur. Heyecanlıyız, korkuyoruz, panik. Hepsi bir arada. Başka bir sıkıntımız yok bakalım. Nasıl olacak sizce? Bence nasıl olacak? Olmayacak. Değil mi oğlum? Olmayacak. Zorlanacak mısınız bu süreçte? Tabii ki zorlanacağız. Heyecan var mı peki? Heyecanımız tabii ki çok var. Heyecanlıyız, mutluyuz. Çok.